Okyanus büyük ve korkutucu bir yer. Üzerine isimleri boyanmış hayalet gemilerden, içi ölülerle dolu birçok gemi var. İşte neden kaderine terk edildiği açıklanamayan 8 gizemli gemi. Ama biz açıklamaya çalışacağız tabii. Ureng Medan. Bazı kaynaklara göre 1947'de, bazı kaynaklara göre ise 1948'de bir Amerikan gemisi bir yardım çağrısı aldı. Çağrı şöyle diyordu. Kaptanımız dahil tüm subaylarımız öldü. Büyük ihtimalle tüm mürettebatımız da öldü. Bu çağrıyı Morse alfabesiyle yazılan anlaşılmaz bir mesaj takip etti. Ben de öldüm. Daha sonra bu çağrının Ureng Medan adlı bir Hollanda gemisinden geldiği ortaya çıkmış. Silver Star adlı Amerikan gemisi durumu derhal kurtarma ekiplerine bildirmiş ve kurtarma ekipleri kendilerini yaşayan bir kabusun içinde bulmuşlar. Ekipler gemiye ulaşmışlar ve seslenmişler ama kimse cevap vermemiş. Daha sonra gemiye çıkmışlar ve gördükleri manzara karşısında şoka girmişler. Tüm güverte ölü bedenlerle doluymuş ve hepsinin yüzünde dehşete düşmüş bir ifade varmış. Gemideki köpekler bile ölmüş. Kurtarma ekibi makine dairesine girdiklerinde daha fazla cesetle karşılaşmışlar. Burada bir şey dikkatlerini çekmiş. Her ne kadar ibre 140 Fahrenheit sıcaklığı gösteriyor olsa da geminin alt katmanı aşırı soğukmuş. Bu duruma hiç kimse açıklık getirememiş. Ayrıca geminin kendisinde de hiçbir hasara rastlanmamış. Silver Star'ın mürettebatı Ureng Medan'ı limana çıkarmaya karar vermiş. Çekme ipini bağladıkları anda geminin en altından bir duman yükselmeye başlamış. Ekip Ureng Medan büyük bir patlamayla havaya uçmadan önce çekme halatını son anda kesmeyi başarmış. Patlama o kadar güçlüymüş ki gemiyi sudan çıkarmış ve onu suyun derinliklerine gömmüş. Gemide olanlar üzerinde yapılan bir teoriye göre bir tür sinir gazının salınımıyla tüm mürettebat ölmüş ve gemi patlamış. Fakat bu teori geminin en alt kısmında olan aşırı soğuk havayı açıklamaya yetmiyor. Sanırız ki gemide tam olarak ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Carol A. Deering. 1920'de kömür yüklü bir kargo gemisi olan Carol, 10 kişilik deneyimli bir mürettebat ile Virginia Norfolk'tan Rio de Janeiro'ya doğru yola çıkmış. Kaptan William Merritt, yola çıkmalarından kısa bir süre sonra hastalanmış ve yerine ikinci kaptan geçmiş. Yaşanan bu aksiliğe rağmen gemi sağ salim teslimatını gerçekleştirmiş ve geri dönmek üzere yola çıkmış. Şu ana kadar her şey normal. Ama sonrasında Kuzey Carolina'daki Cape Lookout Lightship adlı gemi, gemiyi karaya oturmuş şekilde görmüş ve geminin çapalarını kaybettiğini ve geminin mürettebatının da şüpheli bir şekilde geminin ön güvertesinde toplaştığı raporunu yetkililere ulaştırmış. İkinci kaptan bu durumu bildirememiş çünkü geminin telsizi çalışmıyormuş. Sonraki iki gün güçlü dalgalar yüzünden kimse geminin kazana ulaşamamış. İki günün sonunda kurtarma ekipleri gemiye ulaştığında onu terk edilmiş bulmuşlar. Aynı şekilde gemideki iki filika, kişisel eşyalar, dosyalar ve geminin çapaları da ortada yokmuş. FBI'nin araştırmalarına rağmen geminin mürettebatından hiçbir ize rastlanmamış. Octavius. 1761'de Londra'dan kargo yüklü bir şekilde Çin'e doğru yola çıkmış. Varacağı yere sağ salim ulaşmış ve tekrardan kargo yüklenerek geri dönüşe geçmiş. Bu arada 1762 yıl olmuş. Geminin kaptanı risk alarak daha önce kimsenin başarıyla geçmediği Northwest geçidini kullanmaya karar vermiş. Ondan sonra 30 yıl boyunca kimse Octavius'u görmemiş. 11 Ekim 1775'te Herald adlı bir gemi yalnız başına kalmış bir gemi tespit etmiş. Gemiye çıkan mürettebat diğer gemideki tüm mürettebatın soğuktan donmuş olduğunu görmüş. Geminin kaptanı hala kaptan kabinindeki masasında oturur, elinde de kalem tutar vaziyetteymiş. Belli ki günce tutarken ölmüştür. Gemi Octavius'un ta kendisidir. Girilen son sefer tutanağı 1762 yılına aittir. Kaptanın geçitten geçme denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış ve gemi buza saplanmış. Gemi bir şekilde zamanla buzdan kurtulmuş. Çok korkan Herald gemisi mürettebatı gemiyi derhal terk etmiş. Daha sonra da gemiyi bir daha gören kimse olmamış. Bazıları Octavius'un hiç var olmadığını ve bir hayalet gemi olduğunu iddia ediyormuş. Joyita. Film yönetmeni Roland West, 21 metrelik lüks bir yat satın alır ve adını eşi Jewel Carmen'a ithafen İspanyolca küçük mücevher anlamına gelen Joyita koyar. Daha sonra Amerikan donanması tarafından alınan ve devriye botu olarak kullanılan tekne 1952'de Hawaii Üniversitesi'nden bir profesör tarafından satın alınır. Profesör teknenin kaptanlığını arkadaşı Dusty Miller'a verir. Miller, Joyita'yı balıkçı teknesi olarak kullanır ama 3 yıl sonra hala gizemini koruyan bir olay gerçekleşir. 1955'te Joyita, kaderine terk edilmiş ve 1000 kilometre sürüklenmiş bir şekilde Güney Pasifik'te bulunur. İçindeki mürettebattan iz olmayan geminin güvertesinde kanlı bandajlar ve açık bir ilk yardım çantası bulunur ve hiçbir şekilde ne kaptandan ne de mürettebattan bir iz yoktur. Mary Celeste.
1872'de 282 tonluk Mary Celeste, New York limanından Cenova, İtalya'ya yelken açmış. Gemide 8 kişilik mürettebatla birlikte kaptan Benjamin Aspreys, eşi ve 2 yaşındaki kızları Sofia varmış. Bir aydan daha kısa bir süre sonra De Gratia adlı bir İngiliz gemisi Mary Celeste'yi tüm yelkenleri foro bir şekilde bulmuş. Gemide ne kaptandan ne de ailesinden ne de mürettebattan bir iz varmış. Gemi hiç hasar görmemiş halde ve içinde en az 6 ay yetecek kadar erzakla ve 500 fıçı alkolle doluymuş. Kaptanın seyir defteri de kayıpmış. Böylesine bir vakaya korsanların, bir mürettebat isyanının, deniz hortumunun besin zehirlenmesine neden olabileceği düşünülmüş. Ünlü yazar Arthur Conan Doyle bu vakayı ele alan bir hikaye kaleme almış. Yine de Mary Celeste'nin gizemli kaderine terk edilişi asla aydınlatılamamış bir vaka olarak kalmış.